Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yine bir izleyici sorusuyla geliyorum huzurunuza ve arkadaşımız diyor ki şu orucu tarihselci açıdan bir değerlendirir misin demiş. Bu değerlendirmeyi yapması gereken kişi ben değilim tabii ki, Mustafa Öztürk veyahut da Ömer Özsoy. Onlar da bu ibadet olayına çok kıyıdan köşeden giriyorlar. Bu kendisine tarihselci diyen hocalarımız ibadetlerini aksatmadan yerine getiriyorlar. Yani gerek Ömer Özsoy olsun gerek Mustafa Öztürk olsun, onların ibadetlerini yaptıklarına dair hiçbir şüphem yok ki yani çoğu zaman belli oluyor zaten ne yaptıklarını, yapmaya çalıştıkları. Ama yine de bu ibadetleri temellendirme konusunda onlardan net bir eser ya da net bir açıklama göremiyoruz. İnşallah gelecekte görürüz. Ben Mustafa Hoca'nın Almanya'ya gidince bu tür konuda da bir takım çalışmalar yapacağını düşünmüştüm. O yüzden keşke bir Almanya'ya gitse falan diyordum. İnşallah dünya gözüyle görürüz de bu ibadetler konusunun tarihselliği açısından bir incelemesini yaparlar. Ben kendim bu konuda ehil olmama rağmen ibadetlerin tarihselliği konusunda neler düşündüğümü daha evvel de anlatmıştım. İbadetlerin bir şükür meselesi olduğunu ve bu şükrün bütün inançlarda olduğunu ve bizim inancımızın peygamber olduğuna inandığımız Muhammed peygamberin bu ibadetleri yerine getirdiği için bizim de bu ibadetleri yerine getirmemiz gerektiğini söylemiştim. Benim bu ibadetleri realize edebilmemin altında peygamberimizin bu ibadetleri yerine getirmiş olması var. Oruç konusunda da benzeri şeyleri düşünüyorum. Çünkü oruç da normal hem ayetle hem peygamberin hayatıyla hem hadislerle falan sabit bir şey. Fakat tabii bu oruca değişik manalar verilmiş. Neymiş efendim, işte fakirleri anlamak için falan oruç tutulmuş. Bu tamamen zırva. Yani muhtemelen son yüzyılda çıkan bir açıklama bu. Şimdi bu Kur'ancı, işte bilimselci falan sapıklar var ya. Bu sapıkların uydur söyle eve gömeci modunda uydurdukları saçmalık bu. Yani öyle fakiri anlamak için falan filan oruç tutulmaz arkadaşlar. Eğer fakiri anlamak için oruç tutuluyorsa fakirler neden oruç tutuyor kardeşim o zaman dersin. Ve bu adamların buna karşı söyleyecekleri herhangi bir argüman kalmaz. Çünkü biliyorsunuz bütün herkese farz oruç. Yani niye fakirler oruç tutuyor kardeşim o zaman yani? Adamlar aç. Mesela şu anda Türkiye'de halkın yaklaşık yarısını falan oruç tutmaması lazım eğer fakirler anlamak için tutuluyorsa. Çünkü bu adamlar zaten fakir. Hayır kardeşim, oruç kesinlikle öyle fakirler anlamak için falan tutulan bir şey değil. Oruç bildiğin İnsanın kendi bedenini Allah'ına kurban etmesi. İnsan kendisini Allah'a kurban ederek öldüremeyeceğine göre kendi bir takım hazlarında belli sürelerde fedakarlık yapar ve bu işte ibadet olur. Orucun ibadet olarak değerlendirilmesinin nedeni de budur. Çünkü biz her sene yılda bir kere belli günlerde aç kalırız ve bu açlığımız bizim Allah'a bir hediyemizdir. Yani Allah'a hediye derken burada şükrümüzün ifadesidir şeklinde düzelteyim o ifadeyi. Yani evet namaz kılıyorsun, evet malından mülkünden eksiltiyorsun, veriyorsun, zekatını veriyorsun bilmem ne. Ama bir de bedenine bayağı bir ağır gelecek böyle bir ibadeti yerine getiriyorsun. Ki mesela oruç tutanlar biliyordur şu anda. Gerçekten öyle zevkine, ne bileyim hava olsun diye falan yapılacak bir şey zor bir şey. Ateist arkadaşlara tavsiye ederim yani mesela bir 3 gün ard arda oruç tutun abi. Bunu yaptığın zaman şunu görüyorsun ki bu öyle laf olsun, torba olsun diye yapılacak bir ibadet değil. Peki bu ibadetin Müslümanlara verilme nedeni nedir? Abi Müslümanlara değil bu ibadet. Daha evvelkilerde de var. Yani Zerdüştlük'te de var, Yahudilik'te de var, Maniizm de var, Hristiyanlarda da var, Şintoizm'de de var. Yani ne kadar din varsa hepsinde belli bir şekilde oruç var. Yani şekli değişiyor, ayları değişiyor, süresi değişiyor ama hepsinde farklı bir şekilde aç kalmak, susuz kalmak ve hatta belli bir takım şeyleri yememek, mesela et yememek, su içmemek falan filan gibi değişik şartların olduğu farklı biçimlerde oruçlar var. Bizim peygamberimiz orucu bu şekilde tutmuş. Gün doğumundan gün batımına kadar aç ve susuz bırakarak kendisini bu şekilde tutmuş. Biz de o gün bugündür bu şekilde oruç tutuyoruz. Orucun ibadet olması ve orucun tutulması konusunda ben bu şekilde düşünüyorum. Fakat tarihselce işin içine girdiğinde olay birazcık değişiyor. O konuda da tabii ben kendim ehil olmadığım için bir şey söyleyemem ama mesela bu tarihselcilik lafzını ortaya atan hocalarımızdan bu konuda bir açıklama aslında beklerdim ben. Çünkü orucun da esasen kendi ilk çıktığı devirdeki durumdan farklı olan bir takım hususları var. Peki nelerdir bu hususlar? Bu hususların en başında bir kere orucun mahiyeti geliyor. Şöyle ki bazı sağlık araştırmacıları, bazı doktorlar, bazı hekimler açlığın vücut için çok iyi olabileceğini söyleseler de ki zaten biliyorsunuz bu Ramazan orucunu taklit eden bir takım diyetler var. Bunlara intermittent fasting deniyor. Yani aralıklı oruç deniyor. Yani adam aslında hayatı boyunca bunu yapıyor. Bazı insanlar var ve bazen bu açlık olayı bir gün hatta bazen iki gün bile sürüyor. Yani adam bir gün boyunca 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor mesela. Böyle intermittent fasting tipleri var. Aralıklı oruç tipleri. Fakat bu tür insanların bu bizim tuttuğumuz oruca yaptıkları itirazlardan bir tanesi bizim orucumuzda su içmenin de olmaması. Yani sen vücuduna herhangi bir şeyin girmesini istemediğin için su da giremiyor. Ve suyun çok önemli bir fizyolojik ihtiyaç olduğundan veçiyle orucun dışında tutulması gerektiğini düşünüyorlar. Ki aralıklı oruçlarda yani intermittent fastinglerde bir şey yemiyorsun evet ama su içebiliyorsun. Yani meyve suyu gibi böyle şekerli mekerli falan şeyler de içmiyorlar. Normal direkt bildiğin su içiyorlar ve bu su konusunda
bu işte diyet amaçlı yapılan oruçlarda bir sıkıntı yok. Ve adam diyor ki bu gayet de sağlıklı. Fakat bizim İslam orucundaki hiçbir sıvı tüketilmemesi, hiçbir şekilde suyun tüketilmemesi insan vücudunda bir takım sıkıntılara yol açabilir diye söyleniyor. Bakın ben böyle inanmıyorum ama söyleniyor. Şimdi bunun normalde gerçekten önemli diyetisyenlerce, önemli hekimlerce etkilerinin araştırılması gerekir. Yani bunun böyle çok large scale, böyle bayağı bildiğin 10 bin, 20 bin, 50 bin kişilik gruplarda, farklı farklı ırklarda, farklı farklı coğrafyalarda, farklı farklı oruç sürelerinde bu olayın değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve bu tür araştırma sonuçlarının herkes tarafından görülebilmesi gerekir. Ki o zaman biz şunu diyebiliriz. Yani bu kadar uzun süreler yemek yeme, tamam bunda bir sıkıntı yok ama eğer susuz da kalırsan vücudunda bir takım sıkıntılar oluşabilir. İşte böbreklerinde, ciğerlerinde falan bir takım hasarlar oluşturabilirsin. O yüzden en azından belki ne bileyim öğlen vakti bir bardak su veyahut da işte ne bileyim canın istediği zaman içinde herhangi bir ilave olmayan belli bir miktar su falan içebilirsin filan gibi belki öyle şeyler söylenebilir. Bunu da tarihselci açıdan söylüyorum. Yani oruç ibadetini ortadan kaldırmak falan değil de ama oruç ibadetini ıslah etme amaçlı bu tür şeyler söylenebilir belki ama o da günümüzde değil. Belki daha sonra çünkü dediğim gibi çok büyük araştırmalara ve bu bağlamda kafa yoracak ilahiyatçılara ihtiyaç var. Yani muhtemelen biz bunu bu önümüzdeki 50 yıl içinde görmeyiz herhalde. Ama belki daha sonrasında böyle şeyler görülürse böyle değişiklikler getirilebilir. Bunun yanı sıra yine aynı şekilde peygamber devrinde olmayan bir husus daha var günümüzde oruçla alakalı. Peygamber biliyorsunuz Mekke ve Medine arasında gidip gelip hayatını tüketti. Evet çok kısa bir süre Suriye'de falan da bulunmuş. Şam bölgesine falan gelmiş. Ama bu daha çok gençliğinde yani ahir yaşında ve peygamberliği süresince daha kuzeye gitmemiş. Fakat daha kuzeyde olan bir olay var. Mesela bugün bütün Türklerin yaşadığı bir husus bu. Çünkü Türkiye'de nihayetinde Mekke ve Medine bölgesinin bayağı kuzeyinde. Özellikle eğer Kars bölgesine falan giderseniz oralar daha da kuzeyde. Ama daha da kuzeyi var mesela benim bulunduğum bölge Amerika'nın bayağı bir kuzeyinde. Yine aynı şekilde mesela ben başka bir Ramazan'da da İngiltere'de falan bulunmuştum. İspanya'da falan bulunmuştum. Oralar daha bir beter. Şöyle beter. O kadar çok kuzeye yakın ki bu bölgeler. İngiltere, Kanada, Hollanda. Arkadaşlar burada güneş batmıyor. Yani yatsı vakti falan hiç girmiyor. Dünya üzerinde yine bazı bölgeler var. Oslo'da, Norveç'te, Japonya'nın kuzeyinde veyahut da Lima'da, aşağıda Peru'da falan. Abi yani güneş hiç doğmuyor falan. Böyle yerler var dünya üzerinde ve burada da Müslüman var. Nihayetinde ekmek parası deyip gitmiş adam oraya. Çoluk çocuk yetiştiriyor orada ve adam orada aile kurmuş. Böyle yerler zaten peygamber devrinde insan da yoktu buralarda. Yani Kanada'da, Manada'da niye insan yaşasın peygamber devrinde? 500'lerde, 600'lerde ama şimdi artık var ve hatta Müslüman var. Yani Müslüman bilim adamı işte Antarktika'ya gidiyor mesela. İşte Kuzey Kutbu'na gidiyor. Norveç'te yaşıyor mesela bir sürü Müslüman şu anda. Ya abi o adamlar da oruç tutuyorlar. Fakat normal bizim bildiğimiz geleneksel oruca göre, konvansiyonel oruca göre bu adamların mesela günde neredeyse 20 saat, 21 saat, 22 saat oruç tutması gerekiyor. Ve bugün bunu yapıyorlar arkadaşlar. Yani hakikaten öyle Müslümanlar var. Ben gördüm. Hatta bir kere ben de denedim. Çünkü kısa bir süre İskoçya falan bölgesine gitmiştim mesela. Abi adam sadece gece 10'da, 11'de falan bir şeyler yiyor. Ondan sonra ta gelecek gece 11'e kadar hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Abi bakın bu da insanı insanlıktan çıkartır. Bu dini çok zorlaştırır. Değil mi? Peygamberimizin hadisi var. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diye. Burada mesela tarihselci bakış açısı şöyle bir formül uygulanabilir. Abi eğer senin bölgende gerçekten uzunsa oruçlar, mesela gece 10'ları buluyorsa iftar vakti, gece 11'leri buluyorsa iftar vakti, gece 9'ları hatta buluyorsa iftar vakti, abi sen normal orucunu Mekke saatine göre tut denilebilir. Yani evet dışarıda güneş olacak, evet hava aydınlık olacak falan da abi İspanya'da özellikle yaz vaktinde arkadaşlar 10.30'da falan batıyor güneş. Yani 10.30'a kadar ben yaz vaktinde 11'e kadar 12'ye kadar nasıl oruç tutayım? Hadi ben tuttum. Senin eşin nasıl tutacak abi? Hadi senin eşin de tuttu. Abi çocuğun nasıl tutacak? Abi bayılırsın okulda yani. Bırak spor yapmayı bilmem neyi abi normal vücut fonksiyonlarını yerine getiremezsin. Ve bu bir eziyete dönüşür. Özellikle yaz vaktinde Müslümanlar Leyla gibi dolaşırlar. Ki mesela İstanbul'da bunun istisnası değildir. Bu oruç yaz vaktine geldiği zaman ya abi işte bir sürü kavga oluyor, dövüş oluyor, ne bileyim millet birbirini çekip vuruyor falan filan trafikte. Neymiş oruçluymuş, sinirim bozulmuş bilmem ne. Abi çünkü insan kendisinden geçiyor. İstanbul da bayağı kuzeyde. Kars falan da bayağı kuzeyde abi. Hani 15-16 saat oruç bu biraz fazla olur bence. Bu bağlamda eğer böyle yerlerde bulunuluyorsa o zaman kardeşim Mekke Medine saatine göre kur saatini. Mekke'dekiler ne zaman açtı abi orucunu? Sen de o zaman aç abi orucunu. Ve bunun da normal oruç ibadetinden herhangi bir sevabın giderilmesine dair herhangi bir etkide bulunmaması gerek. Benim tarihselci bakış açımla. Çünkü peygamber zaten kendisi Oslo'yu hiç görmedi. Peygamber Londra'da hiç bulunmadı. Hatta peygamber devrindeki insanlar böyle yerlerin varlığını bile bilmiyorlardı. Hatta peygamberden sonra bile buralara
çok geç zamanda insanlar gidiyorlar. Normalde biliyorsunuz işte Çin'e falan gidiliyor. Hazreti Osman devrinde böyle Azerbaycan'a falan filan gidiliyor ama ya o zamanlar oruç tutmuyorlar veyahut da bu mevzu hiç gündeme gelmiyor. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama arkadaşlar bugün gerçekten Hollanda'da, New York'ta, Kanada'da, Rusya'da falan oruç tutmak bu bağlamda çok zor. Çünkü dediğim gibi yani 20 saat, 22 saat falan oruç tutman gerekiyor. Evet, İslam'da fetva var. Diyor ki işte sana en yakın olan bölgeye göre namazını kıl, orucunu tut falan diyor da abi o da beni kurtarmıyor. Çünkü şimdi ben İskoçya'dayım. İşte Manchester saatine göre tutmam lazım. Ben mesela Kanada'dayım. Atıyorum New York saatine göre tutmam lazım. Abi o da beni kurtarmıyor. Benim eğer New York saati falan filan diyorsan abi Mekke saatine göre tutmam lazım aslında mantıken. Belki bu tür hususlarda tarihselci hocalarımızın bu oruç ibadetini ıslah edici bir takım şeyleri söyleyebilmeleri gerekir diye düşünüyorum ben. Mustafa Hoca bir video yaptı. 61 gün kefaret diye bir şey yok dedi. Ama 61 gün kefaretin olmadığını herkes biliyor. Bize daha böyle teknik hususlarda yardım lazım. Eğer gerçekten biz bütün dünyanın Müslüman olabileceği bir ortam düşünüyorsak ve bütün Müslümanlar bütün ibadetleri kolaylıkla yerine getirebilsin diye düşünüyorsak o zaman bizim bilim adamlarının söylediği bu takım şeyleri önemsememiz ve bu ibadetleri daha kolaylaştırıcı bir hale bürünmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Ama oruç ibadetinin kesinlikle kendi bedenini yaratıcıya adama faaliyet olarak ortaya konulduğunu düşünüyorum ve kendim de oruç ibadetini yerine getirirken bu şekilde yapıyorum. Yani yok fakirleri anlayacakmışım ben. Yok işte açların halinden yok abi ben açların halinden zaten anlıyorum ve fakirleri de anlıyorum ben. Yani bunu ama ben fakirleri anlamak için yapmıyorum. Ben bunu bak ey koca Allah, ey beni yaradan ben şu anda yiyebilirim, içebilirim, dalgama bakabilirim, zevkime bakabilirim ve etrafımdaki herkes de yiyor. Çünkü kafir ülkede oruçlu olmak falan daha bir zor arkadaşlar. Çünkü hiç kimsenin haberi yok mevzudan. Ya herkes normal dalgasında. Buradaki Türklerin çoğu da zaten yani ateist olduğu için onlar da tamamen dalgasında. Bir sen böyle kendi kendine aç duruyorsun falan filan. Ya bunun fakir anlamayla falan hiçbir alakası yok. Bu kendi vücudunu, kendi bedenini Allah'a adamak ve bunu işte belli bir süre yapmak bir ibadet olarak görüyorum. Böyle görürseniz hem bu tam bir ibadet oluyor. Niye? Çünkü bak ben normalde kendimi kısıtlıyorum ama ne için kısıtlıyorum? Senin için kısıtlıyorum. Çünkü sen böyle bir şey söylemişsin. Sen ta bilmem ne zaman yahu bak aç durun ben de size işte öbür tarafta nimetlerimi vereceğim demişsin. Ya senin öbür taraftaki nimetin de kalsın. Ben onu da istemiyorum da. Senin gönlün eğer benim böyle aç kalmamla hoşnut olacaksa ben de bundan hoşnutum diye tutuyorum. Ben oruçtan bunu anlıyorum. Tarihselci bakış açısıyla ele alınması gereken mevzuları da bu şekilde aktarıyorum. İnşallah bu hocalarımızdan biri duyar bunu veyahut da birileri gider onlara yazar. Siz bu ne diyorsunuz falan filan diye. Belki 3 gün sonra Mustafa Hoca, Ömer Öztürk Hoca böyle bir video yapar. Biz de dinleriz ve kendimize bu bağlamda bir çeki düzen veririz. Eğer bu videoda katıldığınız hususlar varsa lütfen bir teşekkür edelim. Videoyu beğenelim, paylaşalım ve eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olalım. Yok eğer beğenmediyseniz niye beğenmediniz, neresini beğenmediniz bu hususları ve bir tartışma konusu ortaya çıksın. Bizler de öğrenelim. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, huzurlu oruçlar ve Ramazanlar diliyorum.